Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Orkidelerimiz evet çiçeklerini dökmüştü ama şu anda yeni yeni dallar çıkartma aşamasında. Şöyle gösteriyorum, şişti dallarının tomurcukları. Evet, orkidelerde bakımında yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi çiçekler döküldükten sonra bakımlarına dikkat etmiyoruz. Ama bakımlarına dikkat ettiğimizde bakın yeni yeni çiçek dalları geldiğini görüyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bakımlarına sabırla devam edeceğiz. Bakın şurada altta da bir tane dal geliyor. Şuradan. Bakın emek istiyor. Sabır istiyor. Bakımlarına devam edeceğiz. Orkideler ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere iki kere çiçek açar. Bakın şurada yeniden çiçek dallarını görüyoruz. Burada bakımlarını ihmal edersek orkidelerimiz sağlığını kaybeder. Çiçeksiz dönem de çok önemlidir. Böyle yeni yeni tomurcukların açması için, yeni yeni dalların çıkması için çiçeksiz dönemde de bakımlarını aksatmadan devam edeceğiz. Bakın şuradan da bir tane geliyor. Şu alttan daha küçük küçük dallar. Ama bunlar büyüyecek. Sabırla büyüteceğiz. Bakın şuradan da dalların uçlarından yine dal çıkarıyor iki tane. Evet, orkide de diğer bir yanlış bakımda yaptığımız yanlışlardan bir tanesi sulama meselesi. Özellikle orkidelerimizin susayıp susamadığını orkidelerimizin köklerine bakarak anlıyoruz. Eğer kökleri grileşmişse sulayacağız. Grileşmemişse, hala yeşilse sulamayacağız. En büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi de bu. Bakın şu anda kökleri gayet yeşil. Suya ihtiyacı yok. Bu şekilde yeşilken sularsak orkidelerimizin köklerini fazla sudan dolayı çürütmüş oluruz. Bu da orkidelerimizin ölmesine sebep olur. Yine dış saksıda özellikle suladıktan sonra su bırakmamamız gerekiyor. Bu da önemli. Evet, bugün sizlere orkidelerimizin daha iyi sağlığını kavuşması için, böyle yeni tomurcuklar çıkartması için evde yapabileceğimiz doğal bir besin hazırlayacağız. Bu besini yumurta kabuklarından yapacağız. Evet, yumurta kabuklarında kalsiyum açısından çok önemli besinler var. Ve yumurta kabuğu aynı zamanda bitkilerimizin kök gelişiminde, yaprak gelişiminde çok etkili. Toprağın dengesini sağlama açısından çok önemli. Şimdi birlikte bu karışımımızı hazırlayalım. Şöyle daha önceden biriktirdiğim, temizlediğim yumurta kabuklarını gösteriyorum. Burada öğütücümüz var. Öğütücüyle yumurta kabuklarını toz haline getireceğiz. Tabağımıza koyacağız. Burada da bir tane kabımız var. 600 milimlik su koyacağız. Evet, sıcak su kullanacağız. Evet, öncelikle yumurta kabuklarımızı öğütelim birlikte. Evet, şöyle yumurta kabuklarımızı kırıyoruz. Evet, öğütüyoruz. Toz haline getiriyoruz iyice. Toz haline getirmemizin sebebi daha iyi yumurta kabuklarındaki içindeki besinler suyun içerisine geçmesi için. Bu şekilde toz haline getirebilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa elinizle de güzelce kırabilirsiniz. Evet, şöyle bütün yumurta kabuklarını güzelce toz haline getirelim. Bu toz haline getirdikten sonra bunları ara ara daha sonra da kullanabilirsiniz. Hepsini bir anda kullanmayacağım. Ben nasıl toz haline getirdiğimi göstermek istedim. Şöyle hepsini bitiriyoruz. Evet. Bu tozdan bir yemek kaşığı kullanacağız. Evet, şöyle tüm yumurta kabuklarımızı toz haline getirdik. Evet, şöyle gösteriyorum. Un, yumurta kabuğunu un şeklinde getirdik. Evet. Şimdi buradan bir kaşık alıyoruz. Bir yemek kaşığı kabımıza koyuyoruz. Şöyle.
Evet. Kabımıza koyduk. Şimdi üzerine su ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığına 600 milimlik su ilave ediyoruz. Evet, sıcak su ilave ediyoruz. Soğuk su değil. Bu önemli. Evet. Ve bu karışımımızı güzelce karıştıracağız ve soğumaya bırakacağız. Evet. Şimdi şu fazlalık karışım yumurta kabuğu tozunu bir kaba alıyorum. Bir kavanoza şöyle hızlıca dolduralım. Bunu da saklayacağım ve ara ara, yani her hafta yapmayacağız bunu. Belki 3 haftada bir, ayda bir şekilde bu karışımımızı uygulayabiliriz. Orkidelerimize değişik değişik bu şekilde evde besinler hazırlayabiliriz. Yumurta kabuğu, muz kabuğu suyu, yine patates kabuğu suyu, salatalık kabuğu suyu. Bunlar yine çay suyu. Orkidelerimizi evde hazırlayacağımız doğal besinlerden. Evet, şimdi beklettik. Bakın şöyle. Karışımımızı güzelce süzeceğiz. Bir tülbentle de süzebilirsiniz. Ben şöyle ince bir elekten geçiriyorum. Şu şekilde. Bakın. Evet, bunun üzerine soğuk suyla 400 milimlik daha su ilave ediyorum. Toplamda 1 litrelik su olmuş olacak. Evet. Şöyle 400 milimlik daha su ilave ediyorum. Şöyle. Evet. Karışımımızı hazırladık. Bu karışımımızı orkidelerimize vereceğiz. Şöyle örnek bir uygulama göstereceğim sizlere. Evet, orkidelerimizi, iki tane orkide getirdik. Her bir orkidemize büyüklüğüne göre, büyük orkidelerde şöyle 5 kaşık, 6 kaşık veriyoruz. Bunu verirken gövdesine gelmeyecek şekilde, yani yapraklarının aralarına gitmeyecek şekilde toprağına direkt koyuyoruz. Şöyle iki taraftan da koyalım. Evet, 5-6 kaşık veriyoruz bu şekilde. Evet, diğerine de aynı şekilde verelim. Tüm orkidelerimize bunu bu şekilde veriyoruz. Yapraklarını da bir fısfısla bu sudan fısfıslayabiliriz. Ve bir pamukla yapraklarını silebiliriz. Ama yapraklarını temizlerken, yapraklarına bu uygulamayı yaparken özellikle yapraklarının orta noktalarına su kalmamasına dikkat etmemiz lazım. Bu çok önemli. Eğer su kalırsa aralarda, bu sular mantar hastalığına sebep olabilir ve orkidelerimizin yapraklarının çürümesine sebep olabilir. Bu nedenden dolayı iyi uygulamamız lazım ve iyi süzmemiz lazım tülbentle. Bu şekilde tüm orkidelerimizi suyu vereceğiz. Evet, şu saksısı büyük olduğundan dolayı biraz daha fazla verdim. Evet, diğer orkidelerimize de bu uygulamayı yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi, evet, dallarımız büyüyor. Bunlar güzel çiçeklere vesile olacak. Bu mor beyaz çiçek açıyor. Evet, şu şurada bakın, gösteriyorum. Burada da alttan bir dal geliyor. Bir dalı vardı, ikinci dalı geliyor. Şuradan yine dal çıkıyor bakın. Çok güzel. Evet, yeni yeni çiçekler gelecek. Çiçekli hallerini de göstereceğim. Takipte kalın. Orkidelerle alakalı, diğer çiçeklerle alakalı sorularınız varsa yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet, sizleri yeni orkide dallarıyla bırakıyorum. Şöyle gösteriyorum. Daha küçükler. Ben bunları gördükçe seviniyorum. Çünkü emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bakın şöyle dallar çıkıyor. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.